Herkese selamlar dostlar. 29 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekranı böyle açmamın sebebi arkadaşlar 20.000 oran peşindeyiz. Yüksek oran grubunda bugün çıkardığım kombinede 5 tane mücadele çıkarmıştım. 4 tanesi skor. Bir tanesine dedim ki ya 1-1 bitecek ya 2-2 bitecek. 2-2 bitti. Onu da skor olsaydık zaten iki maçın skoru bizi güzel para getirirdi. Fakat dediğim gibi 3 tane maçımız kaldı burada. Yüksek oran grubunda verdiğimiz o kupon. İlk iki maçımız geldi. Leicester mücadelesine 2-1'lik skor dedim. 7-20 gibi orandan geldi. Southampton mücadelesine de maç sonu 0 verdim. Dediğim gibi 1-1 veya 2-2 skor bekliyorum dedim. Fakat 0 biteceğini düşünüyorum dedim. O geldi. Beşiktaş'ın 2-1'li. Juventus'un 3-1 skoru. Real Madrid'in de 2-1'lik skoru kaldı. Bir tanesi gelse bile çok güzel para veriyor gerçekten. 150-200 lira para veriyor. Sistemcilerin zaten aldığı bir mevzu bu zaten. Yüksek oran grubunda düşük oynuyoruz. Fakat böyle 20.000 oran, geçen de 52.000 oran zaten göstermiştim sizlere. Ucundan kaçmıştı. Bugün o 20.000 oranı belki yakalarız diye düşünüyorum. Southampton mücadelesi 90+6'da kullanılan penaltıyla geldi. Ondan dolayı biraz yükseldim. Aranızdaki hacılar, hocalar şu kupona bir üflesin. Okusun üflesin. Şu 20.000 oranı bir getirelim. Eğer 20.000 oran gelirse arkadaşlar bir ay ara veririm. Net söylüyorum bakın. 20.000 oran gelirse bir ay boyunca ben ne video atarım ne katıl grubunda bahis paylaşırım. Sadece 20.000 lirayı yemeye bakarım. Onu da belirteyim. Geçelim isterseniz bunu. Burada verdiğim şimdi canlı bahisleri göstereyim sizlere bir de. Direkt aradan çıksın. West Ham'ın ilk golüne vermiştim. Başarılı oldu. Geldi. Ondan sonra Köln'ün ilk golüne vermiştim ki zaten ilk yarıda verdim. Dakika 16 gibi verdim. Dakika 80'de mi ne attı? 2 tane attı. Maç 2-1 bitti sanırım. O geldi. Stuttgart'ın ev sahibi 2.5 üst vermiştim yine devrede. Fakat o başarısız oldu. Burada verdiğim bahisler. Başka. Burada Manchester City'ye 4.5 üst vermiştim. 1.47 gibi oranı vardı. O geldi arkadaşlar. Onun dışında Hamburg mücadelesinden gol bekliyordum. O gelmedi. Hamburg mücadelesinden Hamburg'un atamadığı bir gol var mesela. O gelmedi. Darmstadt mücadelesi vardı. O maçta ilk kere bir gol var dedim. O geldi. Çok fazla bir canlı bahis vermedim. İzliyorum. Mesela şu an Başakşehir maçını izliyorum. Karşımda televizyonda açık. Başakşehir bence golü atacak. Fakat oran bekliyorum. Hatta ben şuradan oranı da bakayım. Burayı da yazalım. Canlıdan girmiş olalım burada da. Ki videoyu Allah bilir ne zaman atacaksak. Ama oranları kilitlediler. Bak bu tüpçü oranları kilitliyor, açmıyor. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Eğer sizler de katıl Telegram grubuna veya yüksek oran grubuna gelmek istiyorsanız sizleri de bekleriz. Telegram grubu bu şekilde ve yüksek oranların verildiği grup bu arkadaşlar. 20.000 kişinin 20.000 kişi diyorum. Allah söyletti diyeyim artık. 20.000 oranlı kuponun verildiği bu 52.000 oranla verdik. Daha önce çok yaklaşmıştık. Umarım ya yani yine 2 tanesi falan bir tanesi yakalarsa 200-300 lira para alırız zaten de biz 20.000 liranın peşindeyiz. Umarım gelir arkadaşlar. Şansınız, duanız yanımızda olsun diyelim artık, ne diyelim. Her şey dahil iletişim grubunda da genellikle yüksek oynayan kişiler geliyor bu gruba. Çünkü WhatsApp'tan mesaj atma şansları oluyor. Ondan dolayı burada hem her iki gruba geliyor hem de WhatsApp numaram oluyor. Mesela soruyor. Beşiktaş maçına yüklü girilir mi diyor. Diyorum ki kadroyu bekleyelim, öyle hareket edelim şeklinde. Ben ona göre bir yönlendirme yapıyorum. Ve maçlara geçelim. Biraz hızlı anlatayım. Sizlere de çok fazla sıkmayayım arkadaşlar. Tottenham-Watford mücadelesi. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Tottenham çok güzel futbol sergiliyor. Özellikle Bergwijn ve Son çok güzel ekstra bir performans sergiliyor. Harry Kane yoktu. Sonradan dahil oldu. Son oynanan Avrupa maçında da kendi evinde Paços Ferreira olması lazım. Onlara karşı Kane ilk 11'de başladı. O da maç eksiğini tamamlasın şeklinde diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı burada Kane, Son, Bergwijn, Delali de aynı şekilde çok güzel başladı. Burada Tottenham tarafını ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Tottenham tarafı bir kere kazanır. Ama Tottenham takımı çok fazla gol atmıyor. Gol atmamasının sebebi de şu. Mesela Tottenham maçı 4-0 veya mesela bu Misty 5 tane attı. Miskiler gibi. 4 tane 5 tane gol atacak takım değil. Watford da zaten genellikle zaten Tottenham'ı kendi sahasında bekleyecektir diye düşünüyorum ben. 4.5 altında bir yaparsak 1.53 gibi orandan idealden de almış oluruz diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler burada Tottenham'ın 4.5 altında bir yaparaktan da değerlendirmesini yapabilirler. 1.53 gibi orandan değerlendirdim ben. Çok fazla gol atmasını beklemiyorum Tottenham'ın. Fakat 2-0 skor var aklımda. Hatta onu da verelim. Normalde yarına saklıyordum. Ben alın size 5.50 oran. 2-0'lık skor bekliyorum. Umarım gelir.
Antwerp-Ohleuven mücadelesi. Antwerp takımından bahsedeyim. Burada Antwerp tarafındayım ben. Antwerp'in atacağı 2 gol diyeyim ben sizlere. Ev sahibi 1.5 üst. Onu da hemen hızlı geçelim böyle. Fazla sizlere de kelime oyunu yapmak istemiyorum. 1.38 oranı var Antwerp'in. Antwerp'te moraller yerinde. Bildiğiniz üzere biz zaten canlısını da yapmıştık katıl grubunda. Avrupa'ya çıkarsam teknik direktörün açıklaması şöyle. Eğer Avrupa'da gruplara kalırsam veya şeyle gruplarıydı tam hatırlamıyorum. Şeyle olması lazım. Gruplara kalırsam diğer teknik basın toplantısına maçtan sonra çıplak çıkacağım dedi. Adam sözünü nereymiş? Maçtan sonra çıplak çıktı mesela. Havlu sardı bedenine öyle çıktı diyeyim ben. Antwerp yani moraller yerinde. Teknik direktörün morali, takımın morali her türlü yerinde. Ben burada kendi evinde oynayacağım mücadelede zaten genellikle hücum futbolunu sergileyen bir takım Antwerp takımı. Burada kendi evinde atacağı 2 golü 1.38 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Antwerp takımı burada 2 gol bulabilir arkadaşlar. Geçeyim. Barcelona-Getafe. Barcelona'nın da kazanmasını fakat 4.5 altında kalmasını bekliyorum. Onun da sebebi Getafe ile oynayacaklar. Getafe henüz daha gol atamadı. Oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorla kaybetti. Barcelona'da zaten işler biraz Eric Garcia mesela son maçta kırmızı kart gördü. 90+3'te direkt kırmızı gördü. Berabere bitti Bilbao mücadelesi. İyi futbol sergiliyor. Yani Depay'da ben Barcelona'nın sosyal medya hesabına baktım. Depay olsun, şey olsun, diğer takımdaki isimler olsun. Bright olsun, Griezmann olsun. Takımda moraller biraz yerinde. Ondan dolayı burada bir Barcelona galibiyeti fakat 4.5 altında gelen bir galibiyet bekliyorum. Onu da değerlendirmek isteyen 1.53 gibi orandan yine aynı şekilde değerlendirebilirler. Tottenham maçıyla oranı aynı sanırım. Ondan sonra geçelim Wolverhampton Manchester United mücadelesi. Bakın bu maç gerçekten çok güzel bir mücadele. Gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Wolverhampton 2 tane maç yaptı. Pardon 3 2 tane aynen. 2 tane maç yaptı. İkisinde de gol atamadı. Son maçta Tottenham maçında kaçan pozisyonları görseniz inanılmaz bir şekilde yani söyleyeyim etkilenirsiniz yani. Adama Traore mesela karşı karşıya kaçırıyor. Jimenez'le döndü. Geçen sezon kafatasında bir kırık vardı. O da takıma döndü. Bakın 25 tane şutu var. 6 tanesi isabetli. Kaçan birçok da pozisyon var. Ben Wolverhampton'ı son maçta gerçekten çok beğendim. Kendi evinde United'a karşı siftahı açar diye düşünüyorum. Wolverhampton takımının gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Onu bir kenara yazın. United takımında ben zaten Cristiano Ronaldo diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum o da. Cristiano Ronaldo'cuyuz biz. Ondan dolayı burada KG var bahsi çok güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Her iki ekibin de birbirine gol atmasını bekliyorum. Yarının en güzel maçlarından bir tanesi. İzleyip ben de canlı olaraktan da takip edeceğim inşallah. KG var olaraktan da sizlere öneriyorum bu mücadeleyi. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi. Kombine minik mücadelesi. Yine bir Süper Lig kombinesi yaptım ben arkadaşlar. Kasımpaşa mücadelesini aldım. Kasımpaşa ağırlıklı olarak kanatları kullanan bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Ondan dolayı kanatları ağırlıklı olarak kullandığı için Kasımpaşa takımı maçlarda bol bol korner çıkıyor ki zaten son oynanan mücadelede deplasmanda oynadığı maçı sizlere de kendi evinde Giresun'a karşı oynadığı mücadeleyi çok güzel bir şekilde kazandı. Baskılı oynadı ve kazandı. Galatasaray takımında da özellikle sağ bek ve sol bekler ben ayrı parantez açmak istiyorum. Gerçekten nokta atışı çok iyi transferler yaptık. Galatasaray adına söylüyorum. Gerçekten güzel işler yaptık. Biz de o yüzden sağ bek ve sol beki gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Dikine değil de ağırlıklı olarak kanatlara oynuyoruz. Ben kombineme burada Galatasaray galibiyetinden ziyade 8.5 üst kornerini aldım. 1.40 gibi orandan. Galatasaray'ın da Kasımpaşa'nın da bol korner kullanacağını. Galatasaray'ın son Rangers mücadelesinde zaten çok tek başına 15 tane korner kullandı sanırım. Bakalım hatta aklımızda kalmasın. Şöyle bakalım. Tek başına 10 tane korner kullanmış. 15 biraz abartı olmuş. Ama dediğim gibi kanatları kullanıyor. Kasımpaşa da kanatları kullanan bir ekip. O yüzden burada korner bahsine gitmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Korner aldım. 8.5 üst korneri. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilsin. Değerlendirebilir. Onun dışında bu da zaten Galatasaray galibiyeti. Beklenen sonuç. Ama 2-1'lik bir skor çıkabilir diye düşünüyorum. Bol şanslar diyerekten geçelim. Sassuolo-Sampdoria mücadelesi. Sassuolo kendi evinde zaten ağırlıklı olarak çok fazla hücumu düşünen bir ekip. Ekran artık gelirse anlatacağım sizlere. Ağırlıklı olarak kendi evinde zaten hücumu düşünen bir ekip olduğundan dolayı Sassuolo ekibi. Burada kendi evinde mutlak gol bulmasını bekliyorum. Sampdoria takımına baktığımız zaman da Sampdoria takımına da ileride etkili isimler var. Bunlar Capari olsun, Damsgaard olsun, Kadreva olsun.
Bunlar zaten ilerideki tek forveti iyi bir şekilde beslemeye çalışıyor ve kontra ataklarla zaten iyi işler çıkardığını gösteriyor bize. Son mücadelesinde Milan'a karşı gol atamadı. Fakat gerçekten kontra ataklar olsun etkili olmaya çalıştı. Ondan dolayı bu maçın ideali karşılıklı gol var tercihi olacaktır. Onun da oranı zaten 1.42 gibi oran açmışlar. KG var olarak değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi de değerlendirebilirler. Geçelim Fenerbahçe Altay mücadelesi. Ben bu mücadeleyi de aldım. Kombineme Galatasaray maçıyla kombinledim. Galatasaray Fenerbahçe kombini yapalım dedim. Fenerbahçe tarafından ben Fener'in zaten gol atmasını bekliyorum. Son maçında kazandı. Fakat şunu da belirteyim. Yani Helsinki'nin kalecisi gerçekten kovaydı. Önüne geleni aldı yani. Çoğu golü çıkarırdı resmen. Çıkartamadı. Kova adam ya. Kovaya ne diyeceksin ki? Kova geleni aldı. Fenerbahçe gerçekten Valencia ile birlikte takım biraz daha oturdu. Fakat Pelkas'ın dönmesiyle veya birkaç daha transfer konuşuluyor. Onlar da gelirse Fenerbahçe Avrupa'da grubunda bence çok iyi iş yapar. Yani Avrupa'da en büyük destekçisiyim. Ki zaten en güzel grup Fenerbahçe'nin rakip açısından baktığımız zaman da. Fenerbahçe'nin ben deplasmanda gol bulmasını bekliyorum. Buradan gençlere de şans verebilir ama ağırlıklı ideal tecrübeli oyuncular çıkaracaktır. Mustafa Denizli ile Altay da kendi evinde iyi işler yapmaya devam ediyor. 3-0 ve 4-1'lik galip gelerekten de muazzam bir başlangıç. 2 maçta 7 gol attı. Fakat 5 defans oynatıyor. Yani burada umarım çok fazla defansa çekilmez. Ama ben maçlarını izlediğim zaman Altay'ın genellikle ofans oynadığını gördüm. Ağırlıklı olarak hücumu düşünüyorlar. Gol attıktan sonra 2'yi de atmaya çalışıyorlar. Ama rakip Fenerbahçe olduğu için ağırlık defans umarım yapmazlar diye düşünüyorum. Burada idealden KG var tercihi. Bence 1.48 orandan kombinemi aldım. Değerlendirebilir bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bol şanslar. Trabzon-Giresun mücadelesi. Giresun'da bir türlü gol atamadı. 2 maçında da mağlup oldu. Henüz daha gol yok. 2-0'lık skorlarla. Artık biraz daha reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum. Trabzon yorgun bildiğiniz üzere. Trabzon'un ben biraz yorgun olduğunu düşünüyorum. Ve bazı eksiklikler var diye gözüküyor. Şu an Nesine de gözükmüyor. Bakalım burada gözükecek mi? Aynen burada gözüküyor bakın. Bruno Perez bu mücadelede olmayacak. Gervinho bu mücadelede olmayacak. Cornelius da aynı şekilde bu mücadelede olmayacak. Nesine'den baktığımda gözükmüyordu. Kullandığım siteye baktım orada gözüküyor. Yani bazı eksiklikleri var Trabzonspor'un. Ve şunu belirteyim. Avrupa'da bakın Paris'in maçı var. United'ın maçı var. Bilmem Galatasaray'ın Fener'in maçı var. Fakat en çok bahis alınan takım Trabzonspor. Yani patlatırlarsa şemsiye aşılmaz yani. Ondan dolayı burada Trabzonspor'a çok fazla yüklenme yapmayın. İnşallah oynamamışsınızdır yani. Gelir. İdeali zaten Trabzon'un kazanması. Yani 3 eksikle şey olacak değil. Ama dediğim gibi çok fazla yüklenme olunca maç bazen patlıyor. Umarım çok fazla yüklenme yapmamışsınızdır sizler de. Ben o yüzden kombinemi almadım. Zaten normalde ben söyleyeyim mi? Galatasaray veya Fener'i almadan direkt Trabzon'u kombine yapardım. Fakat çok fazla yüklenme var. Ben burada arkadaşlar Trabzon'un yiyeceği bir golü aldım. Giresun 2 maçtır gol atamıyor. Trabzon'da eksikler var. Yorgun. Artık siftah onlar da açar diye düşünüyorum. Giresun'un atacağı bir golün oranı 1.43 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Artık Messi sahalara dönsün ya. İdeal kadrosuna baktım şu an. Kamp kadrosu açıklandı mı? Canlı olarak bakalım. Ben şu an bakıyorum arkadaşlar. PSG'nin kadrosu açıklandı mı? Kamp kadrosu. Ona bakmak istiyorum. Çünkü geçen almadılar ne Neymar'ı ne şeyi. Yok kadro falan açıklanmamış. Ya bu sefer Messi'yi falan bence 60'tan sonra alır diye düşünüyorum. İdeal kadro da yazılıyor. Maçın ideali zaten 2.5 üstünde 2'dir. İlk yarı 2 almam yine. 2.5 üstünde 2 alırım. PSG hem atıyor hem yiyor. Rams atamazsa bile PSG tek başına 3 tane atar. 2.5 üstünde 2'yi değerlendirirseniz 1.36'lık oranı var. Değerlendirmek isteyenlere önerim bu şekilde. Roma mücadelesi. Roma'da gerçekten güzel bir futbol sergiliyor. Bu sezon çıkan Salernitana artık adı neyse ona karşı oynuyor. Roma'nın maçlarını izlediğimiz zaman gördük ki arkadaşlar Roma yani çok fazla Mourinho zaten ileri çıkartmıyor. Maçlarında belli ki yani 4-5 gol olmaz Roma'nın. Ben Roma'nın galip gelmesini ve 4.5 altında galip gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.72. Kafamdaki skor 2-0. Roma'nın ben son maçında da gördüm. Genel ağırlıklı olarak top çevirdi. Burada yine güzel bir futbol sergileyecektir. Fakat ben 4.5 altında 2 yapmak istiyorum. 1.72 gibi orandan değerlendirirseniz bol şanslar diyerek geçeyim. Ve kombinem ekrana gelmeden önce arkadaşlar gelmiştir kombinem.
Lütfen videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olaraktan da destek verirseniz sevinirim. Kombinem ekrana gelsin şimdi. Ekrandadır zaten muhtemelen. Galatasaray maçına korner dedim. Çünkü her iki takım da kanatları kullanıyor. Özellikle Galatasaray takımı bekleri çok kullanıyor. 8.5 üstünde korner bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler burada 8.5 üst korneri değerlendirebilirler. Onun da oranı 1.40 gibi oranı var. Diğer maçımda Fenerbahçe Altay mücadelesi. Fenerbahçe'nin de Altay'ın da birbirlerine karşılıklı gollerini bekliyorum. Fenerbahçe biraz yorgun, Altay oradan beslenebilir. Fenerbahçe'nin de zaten gol atması normal, ideal şekilde olduğu için burada da KG var aldım. Umarım gelir, değerlendirirsiniz de kazanırız. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere, bol şanslar.